gündemi tabii ki hani bir vermiş olduğu bir şey var. Onun haricinde iyi olmaya, kendimizi iyi tutmaya, Evet. enerjimizi yüksekte tutmaya Allah'a çalışıyoruz. şükür. İşte aslında bizim için şey daha önemli herhalde. Böyle durumlarda daha iyi olmak, daha dik durmak. Yani böyle bir sağlam durulacaksa, omurgalı durulacaksa herhalde o en çok bu zamanlarda gerekli olan zaman oluyor. Değil mi? Yani sanki öyle olmalı zaten. Yoksa hepimiz çekilirsek, hepimiz aşağıya düşersek, bu sefer kim böyle birilerinin elinden tutması lazım, yukarıda kalması lazım Şimdi sanki. normalde bizde koçluk seanslarında öyle olur Sinan Bey. İşte danışan ağlar, çok büyük derdi vardır, sıkıntılıdır. Bizim koç da moda girer, o da ağlamaya başlar. Şimdi o zaman ben de derim ki ikiniz de ağlıyorsa kim elinden tutacak, kim yukarıya doğru çekecek, kim kaldıracak? Ve yani şu an için demiyorum, şu an için çok geçerli tabii ki. Ama ne zaman ki birisi ya çok zordayız, çok ciddi problem var dediği zaman ilk cümlem şu oluyor benim de. O zaman şu anda daha sağlam olma zamanı. Şu an inadına tebessüm etme zamanı. İnsanlara tebessümü bulaştırma zamanı. Evet. Şimdi Ata Hocam, bugün aslında şey konuşmak isterim ben, uygun görürsen. İçinde olduğumuz bu durumu, bu yaşadığımız durumu, bu afeti, arka planda ne olduğunu, nasıl, hani ne anlamalıyız, buradan ne çıkarmalıyız? Bize verdiğin mesajlar ne? Bundan sonrası için hayatımızda artık nasıl bir bakış açısı olması lazım? Yani çok fazla maddenin içine daldık. Bu maddeden bu kadar da bağlı kalmamamız lazımmış sanki gibi bir mesaj da var ya, bu kadar maddeye bağımlı, işte ev, araba, eşya, şu bu bilmem ne, halbuki baktığın zaman birkaç saniyede uçup gidiyor hepsi. Ne okumalıyız? Yani Ne hocam dersin bu aslında konuda? bizim her adımımız, her hareketimiz yani her şey bir düzen içerisinde yaratılmış ya. Yani Allah sistemi bir düzen içerisinde yaratmış. Yani Allah her şeyi bir kader üzerine yaratmış. Böyle bir ayet var. Aslında kader bir ölçü demek. Yani her şey Allah her şeyi bir ölçüyle yaratmış, bir nizamla yaratmış. Dolayısıyla şimdi Sinan Bey'in karşısına çıkan her şey, Halil Atan'ın karşısına çıkan her şey, bu şu anki felaket dahil. İşte karşımıza çıkan bir bardak, karşımıza çıkan bir insan. Her şey aslında bize bir mesaj için geliyor. Bizim hepsini okuyabilmemiz lazım. Ve okuyamadığımız zaman şöyle oluyor. Yani dünya bir okul ya, bir hayat okulu, bir dünya okulundayız. Ve bir eğitim görüyoruz. Ve eğitim verilirken de işte Sinan Bey'e bir eğitim geliyor. Sonra Sinan Bey'in anlamadığı, işte hoca diyor ki, oğlum diyor, anlamadınsa bir daha anlatayım. Sonra hani öğretmen, ben öğretmenim, bu öğretmenliğin en çok kullandığı cümledir. Anlamadınızsa bir daha anlatayım. Sonra bir daha anlatıyor. Sonra bir daha anlatıyor. Sonra bir daha anlatıyor. Şimdi bize eğitim ilk geldiğinde eğitim geldi anlamamışsak sonra bir daha eğitim mesajı bir daha çıkıyor karşımıza. Anlamamışsak daha bir tık daha yukarıya çıkarak bir tık daha şiddetiyle çıkıyor. Yani hani önce celal sonra cemal ya, zülcelal ve ikram ya, önce celal sonra ikram ya. O celalde ilk eğitimde anlamamışsak celal şiddeti artıyor. Yani işte anlamadık işte orman yangınları çıktı. Onda da mesajı almamışsak bu çıktı. Açıkçası eğer bunda da mesajı almazsak bir tık daha yukarısı çıkacak. Yani mesajı aldığımız zaman Allah'ın sistemi böyle Sinan Bey. O kanunu hep aynı ve hiç değişmiyor. Yani yerin çekim kuvveti var. Bunu bıraktığımız zaman dışarı kanun hiç değişmiyor. Ve Allah'ın kanunu da Allah bize bir mesaj veriyor ve mesajı acıyla veriyor. Yani Allah bizim acı çekmemizden zevk almıyor. Murat acı çekmemiz değil. Murat mesajı almamız. Yani ve bize mesaj acıyla geliyor. Mesaj alınmamışsa bu defa mesaj bir daha geliyor. Alınmamışsa bir daha geliyor. Yani buna yani güzel sordun hocam. Yani şey diyorsun burada ne anlamalıyız? Buna normalde tevil deniyor. Yani bu hadisenin tevili nedir? İşte rüyaları yorumlarlar değil mi? Bir rüyayı yorumlarız. Hani bu bir insanlık seviye seviye artmış sanki. Allah'ın böyle seviye Hazreti Adem'den bugüne böyle makam makam artmış. Yusuf Aleyhisselam rüyaları tevil etmiş. Rüyaları yorumlamış. Ama Peygamber Efendimiz demiş ki insanlar uykudadır.
ölünce uyanırlar. Yani hayatın kendisi bir rüya. Siz normal rüyadan ziyade hayatta gördüğünüz şeyleri yorumlayın. Yani bunları okuyun. Hatta Efendimiz'e gelen ilk ayet oku ya, oku. O diyor ki ben okuma bilmem. Sonra diyor ki yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani yaratılmışları oku. Hani harfleri kelimeleri okuyamıyorsan yaratılmışları oku. Şu anda da işte böyle bir hadisenin olması. Tabii burada hangi açıdan baktığımızda çok önemli hocam. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Yani bir zorluk ne kadar zorsa kolaylık da o kadar. Yani şiddeti eksi yüzse mükafat da artı yüz olacak. Ve bu ölçü, bu denge hep devam edecek. O hiç değişmeyecek. Dolayısıyla yani biz şimdi bakıyoruz, şimdi son zamanlarda Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi beni çok etkiliyor. Çok üstünde duruyorum Sinan Bey. Şimdi kuyuya atılmış ya, ya da zindana atılmış. Mükafat ne? Mısır'ın sultanı. Yani biz o sırada kuyuya atıldı diye eyvah üzülüyor gibi olurken aslında yaratıcı muradım onu Mısır'a getirmek. Dolayısıyla onun muradı sultanlığı vermek. Biz de şimdi bu şiddetli olayla beraber biz hangi tarafa bakıyoruz? Yani kolaylık tarafına mı bakacağız, zorluk tarafına mı bakacağız? Eyvah öldüm, bittim, yandım mı diyeceğiz? Ya da ya şu an kahraman olma zamanı mı diyeceğiz? Çünkü ya şöyle düşünelim hocam. İşte deprem yerinde olan insanlar vardır değil mi şu anda? Orada bir kısım insanlar ağlıyordur, eyvah ne oldum diyordur. Bir kısmı da diyordur ki kimleri kurtarabilirim? Kimle el atabilirim? Şimdi şu an bizim için bana göre şöyle, bilmiyorum doğru mu yorumluyorum. İnsanlar, herkes yani bu olayda herkes kendisi için bir şey diyor. Yani sizin gördüğünüz şeyle benim gördüğüm şey aynı şey değil. Hatay'da olan bir insanın gördüğüyle Maraş'ta olan gördüğü aynı şey değil. Yani herkesin simülasyonunu farklı görüyor. Dolayısıyla herkes kendi iç dünyasına göre dışarıda bir şey görüyor. Ve herkesin dersi de kendisine göre. Ve benim yorumum şu, içimizde depremler vardı, şimdi deprem dışımızda. Bundan önce içimizde yangınlar vardı, deprem dışımızda olmuştu. Biz kendi iç tarafımızdaki huzuru elde edersek dışarıda huzurlu olacak. Biz millet olarak düşünelim hocam, devamlı bir savaş, bir ayrılık hali, bir senden kavgası ve içimizde müthiş depremler, müthiş ayrılıklar. O içimizdeki müthiş depremler şu an dışarıda. Onun için bizim herhalde ilk şeyimiz şu olması gerekiyor. Sakin ol. Yani kendi içimize. Sakin ol, huzurlu ol. Çünkü için nasılsa dışarıda öyle bir dünya yansıyor. Buradan yüzlerce yorum yapabiliriz. Yani şundan dolayı olmuştur, bundan dolayı olmuştur diyebiliriz. Ama bize şundan dolayı olmuş, bundan dolayı olmuştan ziyade bizim aslında kendimize sormamız gereken soru şu. Ya diyelim ki birisinin bir korkusu var. Köpek korkusu var. Sinan Bey'in köpek korkusu var ve Sinan Bey diyor ki ya ben çocukken köpek kovalamıştı, ondan dolayı korkuyorum. İşte 5 yaşında köpek kovalamıştı diyor. Ben de diyorum ki Sinan Bey köpeği neden kovaladığı değil, yani neden korktuğun değil de bu nasıl geçer odaklanalım mı? Biz bu nasıl geçer tarafına bakmamız lazım. Şimdi ülkemize baktığınız zaman hocam, şimdi orman yangınları olduğu sırada ben bunu anlatmıştım canlı yayında. Ya arkadaşlar içimiz yanıyor, içimiz yanıyor, dışımız da yanıyor. Aynısı çünkü hiçbir şey değişmeyecek. Avustralya'dan bir dostum vardı arkadaşım. O arada dedik hocam ne kadar doğru söyledin. Ya. Burada dedi Avustralya'da herkes çok mutlu. Herkes neşeli, huzurlu. Ve dışarıda hiç yangın da olmuyor dedi. Yani ben de sizin dediğiniz, Türkiye dediğiniz şey bizim açımızdan bir düşündüm diye. O kadar haklısınız ki dedi. O kadar doğru söylüyorsunuz ki dedi. Şimdi bizim de o dünyamızı, o içimizdeki depremi bir hissetmemiz lazım. Yani mesela biz hocam düşünelim, sistem hep büyüyerek gider. Yani bir dere büyüye büyüye okyanusa dönüşür. Yani önce nehire varır, sonra denize varır. Bizim içimizde de böyle biz acıyı murat ediyoruz. Acıdan zevk alıyoruz. Acılarımızı yarıştırıyoruz. Ben daha çok acı çektim, sen daha çok acı çektin. Yarışlarına giriyoruz. Ve o sırada da birilerini kuyuya atıyoruz. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi var ya hocam. Bilmiyorum ne kadar bilirsiniz. O kadar hayat, o kadar güzel anlatıyor ki ben şimdi o hikayeyi okuyorum. Şimdi farklı kitaplardan bakıyorum. Farklı yorumlardan da bakıyorum.
Ve orada şunu anladım. Bu hikayeyi okuyunca dedim. En sonunda Yusuf Aleyhisselam babasına gömleğini gönderiyor. Babasına gömleğini gönderince Yakup Aleyhisselam göz açılıyor. Dedim ki o gömleği herhalde bana göndermiş. Şimdi okuyunca bizim de gözümüz açılıyor. Çünkü biz de wow diyoruz. Yani çünkü bir insan hayatı nasıldır baştan sona anlatıyor bize. Yani bir insan o zorda görünen yani hani kuyuda dediğin kişi ama Allah'ın muradı başka. Allah'ın planı her zaman bizimkinden daha güzel. Sonra güçlü zannettiğin kardeşler sonunda Yusuf Aleyhisselam'a secde ediyor. Şimdi biz de şu anda bu felaketten ağlamaları da çıkartabiliriz. Ya da bir sancı oldu, yeniden bir doğuş var ülkemizde. Bunu da çıkartabiliriz. Yani açıkçası ben şimdi zenginlik şifresi bir program yapıyorum Sinan Bey. Şu an dedim ki ben zenginlik şifresi değil de yani onu yapayım da onun için şunu da ekleyeyim dedim. Bu bir yeniden doğuş. Yani bir bebek dünyaya geldiği zaman nasıl eğitilmesi lazım? O neler yapması lazım? Bilinçaltını nelere doldurması lazım? Şimdi şu an aslında bizim için öyle bir fırsat zamanı. Hani Almanya 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir olmuş. Sonra birden öyle bir kalkınıyor ya hocam. Şu anda da bizim için öyle bir yani yeni bir doğuşa bir fırsat. Yani çünkü her zorluk yani mesela İsa Aleyhisselam'ın doğumu Hazreti Meryem çok zorluk çekmiş onun doğumunda. Çünkü bir mucize doğuyor. Yani İsa Aleyhisselam bir mucize. Babasız doğan bir çocuk. Bir mucize doğuyor. Şimdi bizim için de bu zorluk ne kadar zorsa o kadar güzel bir şey doğuyor. Çünkü hem denge açısından yani hayattaki için insanlar zulmeder ama kader adalet eder, o adil davranır. Denge açısından bu kadar büyük bir zorluğa kadar karşı bu kadar büyük bir mükafat olması lazım. Hem işte ne zaman bir doğum olacaksa o zaman bir sancı olur. Her zaman öncesinde de bu olur yani. Ve biz de şöyle bir dünyaya giriyoruz hocam. Hani bir dışarıdan dışarıya bakıp bir ders almaya çalışıyoruz ama işte bir tohum içeriden parçalanırsa hayat başlar ya. Hepimiz kendi bireyselimiz adına burada bana mesaj ne diye bakabilmemiz lazım. Yani programdan sonra da özür dilerim. O afetten sonra ben ilk programda şunu anlatmıştım. Onlara güzel bir şehitlik düştü. Şimdi bize de güzel bir şahitlik düşüyor. Yani ne kadar doğru şahit olursak, çünkü şahitlik her şeyi değiştirir. Yani bir mahkemeye vardığımız zaman hakim şahitlere göre karar değişir. Dolayısıyla biz şahitliğimizi doğru dürüst yapabilmemiz ve sonraya aktarabilmemiz lazım. Bu İmam Hüseyin Sinan Bey, yani Peygamber Hüseyin'in torunu, Hazreti Ali'nin evladı, Hazreti Hüseyin Kerbela'ya giderken ailesiyle beraber gidiyor. Oradakiler diyorlar ki neden Kerbela'ya ailenle gidiyorsun? O da diyor ki olur ya diyor bana şehitlik düşer. O zaman onlara da şahitlik düşsün. Eğer ailesini götürmese oraya biz Kerbela olayını hiç bilmeyeceğiz. Kerbela olayını bize Hazreti Ali'nin kız kardeşi Zeynep anlatıyor. Çok ayrıntılarıyla. Biz ondan dolayı biliyoruz. Ve şimdi bize düşen şey de bu olaydan sonra biz de doğru şahitliğimizi yapabilmemiz ve geleceğe taşıyabilmemiz önemli. Çünkü bizlerin işte dün babalarımız vardı, şu an bizim evlatlarımız var. Yani evlatlarımız başkalarının baba olacak. Hep bu sistem yani birisinden diğeri, birisinden diğeri devam edecek. Ve bize de şu anda ne kadar şahitiz biz bu olaylara? Ne kadar doğru taraftan bakabiliyoruz ya da taraflı mı bakıyoruz? Yani o eğer bizim bir tarafımız varsa, bir taraftan bakıyorsak o zaman şahit olamıyoruz. O zaman belki yalancı şahit oluyoruz oluyorsak. Çünkü bir taraftan bakıyoruz. Yani doğru görmüş olmuyoruz. Hepimizin içi yandı tabii ki. İlk depremde, öğlen olan depremde Sinan Bey, ben Mersin'de yaşıyor ablam. Onunla telefonda görüşüyorduk. Aynı anda biz Ankara'da hissettik, orada hissetti. Ve benim ilk cümlem, yani evde annem de yanımdaydı. Anne dedim, ya kahramanlığa soyunacağız. Ya da eyvah diye ağlamaya soyunacağız. Şu anda ağlamaya vakit yok. Çünkü acıyı, sıkıntıyı, problemi anlatmanın yolu yok Sinan Bey. O kadar çok ki, yani o kadar çok ki bugün
beni Maraş'tan bir arkadaşım ailesiyle beraber diyor ki biz Ankara'ya iyileşmeye karar verdik dedi. Ya ben dedim ki ya emekli bir arkadaş, emekli bir memur arkadaş. Ya İzmir'e yerleşseydim falan dedim. Ya dedik hocam biz deprem olan bir bölge artık yerleşemeyiz. Ya bu bizde öyle büyük bir travma oldu ki şimdi biz de deprem olmayacak bir yere yerleşmek zorundayız. Yani bunun yani şöyle acılar var, şöyle sıkıntılar varın anlatanıp bitecek bir tarafı yok. Çünkü bu insanlar şimdi ne yapacaklar, nerede iş bulacaklar? Çocuklarsa, anne baba yoksa nereye gidecek, nereye sığınacak? Şu an işte Mersin'deki ablamın evinde 15 misafir var. Abla dedim, ne yapmayı düşünüyorlar? Ne yapacaksınız diye sordum. Onlar da bilmiyorlar diyor. Ne yapacak onlar da bilmiyor, biz de bilmiyoruz. Yani belki bundan sonrası için, bundan sonraki bir ay sonra, iki ay sonra belki o zaman çok daha fazla el uzatılması gerekecek. Ve o zaman eğer işte sizin gibi insanlar, bizim gibi insanlar ağlarsa, üzülmeyelim anlamında demiyorum bunu. Ama böyle dirayetimizi bırakır, böyle olgunluğumuzu bırakıp da eyvah tarafına geçersek kim el uzatacak? Evet hocam bunu yani çok şey söyleyebiliriz Sinan Bey burada. Yani Allah bize ne mesaj alacaksak o mesaj alma bilincini versin. Yani inşallah doğru mesajı alabiliriz ki bir daha gelmez. Eğer doğru mesajı alamazsak bir daha gelecek. Gelecek. Yani biz Allah öğretene kadar mesaj gönderecek hocam. Eğer öğrenmezsek, bu toplumsal olayda öğrenmezsek bu defa bireysel gönderecek Allah mesajı. Yani mesajı çünkü o dersini verecek bize. O dersini verir. Bizi uyandırana kadar, bize dersi alana kadar o gelecek. Diyelim ki siz ben ders aldık mı? 10 kişi aldık, 10 kişi ders almadı mı? 10 kişi ders alanlara mesaj gelmeyecek, 10 kişi almayan ders bu defa evlerine gelmeye başlayacak, kendi bedenlerine gelmeye başlayacak ve Allah bir şekilde dersi verecek ve her geçen günde acının miktarı büyüyerek ders geliyor olacak. Onun için ilk kendimize telkinimizin bu olması gerekiyor. Yani bize buradaki mesajı alabilecek gücü versin Allah, o idraki versin bize. Yani neyi burada görmem gereken tarafını. Yani burada herkes kendi baktığı taraftan der ki şundan dolayı oldu der kendi baktığı taraftan. Ama doğrusunu görebilmek için bizim bir bulut gibi, bir ağaç gibi, bir ayna gibi hiçbir taraftan olmadan bakıyor olabilmemiz önemli. Yargıya düşmemek gerek değil mi hocam? Yani herhangi bir yargıdan uzak, sadece duruma bakarak, olanı Evet, görerek evet. Ya aslında işte biz ilerlemek şimdi lazım. mesela bir virüs diye bir şey çıktı ya Sinan Bey. Bir virüs çıktı, tüm dünya birleşti ya. Tüm dünya kardeş oldu birden. Bir virüs çıktı, tüm dünyadaki savaşlar durdu anında. Şimdi bu olay da belki bizim millet olarak kenetliyor, bilmiyoruz. Yani yani o mesaj geliyor. Hani şu mesajdır diye belki hani bu bizim yorumumuz olur. Yorum doğru da olabilir, olmaya da bilir. Ama o dersini veriyor, bize bir ders veriyor, bir aldattırıyor. Yani ne kadar güzelmiş işte arkadaşlarının sesini duyabilmek. Mesela ben işte Maraşlıyım, oradan arıyorum, bir insan telefon açtı ya, efendim dedi, alo dedi ya, artık kapatabiliriz kardeş diyorum. Yani bir insanın sesini duyabilmek Ne bile ne kadar kadar güzel. değerli bir şeymiş, onu fark etmiş oluyoruz. Ve o az önceki dediğiniz şey işte maddi tarafları, evet çok önemsedik, o tarafa doğru çok baktık. Orada bir birikim yapmaya çalışıyoruz ama gerçek olan şey şu, ölüm geldiği zaman, mezar geldiği zaman senin hayatta neyin varsa onun hepsini alıveriyor. Hepsini alıyor. Ve oradaki insanlar şimdi işte 35 bini geçmiş sanırım. O 35 bin kişinin 35 bininde yarın için planı vardı. Ya da bir yıl sonrası ya da 10 yıl sonrası için planları vardı. Ya da çocuklar için planları vardı. Ama ölüm geldi ve senin tüm planlarını, işte arabanı, atını, birikimini, üniversite diplomanı, kariyerini, her şeyini alıverdi. Her şeyini aldı ve artık senin neyse ruh tarafın o kaldı sadece. Şimdi bir şey diyor ki kral soytarısına al bu asayı diyor ve senden daha diyor, aptal birisi bulursam diye bu asayı ona ver diyor. Sonra soytarı da işte asayı aptal birisini arıyor vermek için. Sonra haber geliyor ki kral ölüm döşeğine düşmüş. Kralın yanına geliyor. Efendim diyor işte ölümden sonra için bir hazırlık yaptınız mı diyor. Ya yapmadım diyor. Nasıl ya diyor, size orada karşıda hiçbir arkadaşınız falan da yok mu diyor. Yok diyor. O zaman ben bu asayı size vereyim diyor. Neden ki diyor. İşte
Bu diyor geçici dünya için diyor bu kadar çok çalışıp da diyor sonsuz hayat için diyor hazırlık yapmayanlar aptal birisi mi olur diyorsun. Bu asıl hak ediyorsunuz diyor. Evet yani o geldiği zaman hocam işte o ölüm dediğimiz şey geldiği zaman her şey alıyor. Tabii onun diğer tarafı da şu hocam orayı bilmiyoruz. Yani o ölüm tarafı bir ara ben bir YouTube videosunda dünyanın en büyük zevk olarak anlatmıştım. Belki biz onları üzülüyoruz ama belki onlar öyle büyük bir zevkti ki. Gerçi Mevlana Hazretleri dedikleri gibi onlar düğündeler. Yani hani, düğün gecesi şey bağırısı diyor ya Mevlana Hazretleri belki onlar çok keyifler var, rahatlar. Biz bilmiyoruz orayı. Biz buradan bakıyoruz. Onlar güzel bir şehitlik makamındalarsa o zaman üzülmek mi lazım, oh demek mi lazım? Yani orayı bilmiyoruz, bilemiyoruz yani. Evet. Bize de şu anda onlar güzel bir şehitse hadi biz de güzel bir şahit olalım demek düşüyor. Yusuf Aleyhisselam'ın ilk kuyuya atıp da kardeşleri eve gelip babalarına diyorlar ki işte kardeşimizi kurt kaptı dediğinde Yakup Aleyhisselam diyor ki o zaman diyor şimdi bana güzel bir sabır düştü. Yani sabır öyle durup bekleme değil de sen biliyorsun ki sistemin arkasında Allah var. O Allah'ın var olduğunu bilerek bekleme. Çünkü bizim karşımıza çıkan her şey hocam ama her şey Allah kazara bir şey karşımıza çıkartmaz. Her şey bizim için, bizim güzelliğimiz için, bize bir ders vermek için gelir. Yani karşımıza çıkan işte bir peçete de bizim için ve bunun beyaz olmasının bir anlamı var diye biz bilemiyoruzdur. Yani bir kazara ben bir arkadaşım gördüm. İşte kazara bir telefon geldi diye bir şey yok. Ya da garsona sipariş verdin işte 3 çay getirdin, garson 2 çay getirdi. O yani kazara yanlış diye bir şey yok. Çünkü Murat odur. Düzen onun iki tane gelmesidir. Yani insanlar yanlış duyabilir ama kader yanlış duymaz. Dolayısıyla bize güzel bir ders var. Biz şunu diyebilmemiz önemli bence. Her zorlukla beraber bir kolaylık var. Hangisi gerçek olur? Baktığın taraf. Biz nereye bakıyoruz? Zorluğa mı bakıyoruz kolaylık tarafına? Bunun kolaylığı nedir acaba? Tarafına bakabilmemiz önemli bizim için. Burada bize gelen kolaylık nedir şu anda? Çünkü siz diyorsunuz ki 100 tane gece yaşadım diyorsunuz bana. Benim diyorum ki Sinan Bey o zaman 100 tane gündüz yaşamasın. Çünkü denge olacak. Bu kadar şiddetli bir felakete karşılık bu kadar şiddetli bir güzellik olacak. Yani 9 ay anne karnında kaldık. Evet. Sonra annemi görme şerefine nail oldum. 7 yıl zindanda kaldı. İşte Mısır Sultanı olması ya. Yani her şey, her zorluğun ona göre mükafat. Şimdi biz bu zorluğu Güzeli görmek evet. değil mi? Yani ona yol Evet yani açmak, işte biz oraya şimdi buradan bakmak. neler bizim için o taraf ne acaba hangi kolaylık var acaba diye o soruya bakıp oradan yürüyebilmemiz önemli. Mesela ben şu ana kadar hiç aklımda bir vakıf kurma diye bir şey yoktu. Şimdi diyoruz ki işte şu kadar insan var şuraya yerleşmesi bu kadar insan buraya yerleşmesi var, lazım. Sonra ilk defa 3 gün aklıma vakıf mı kursam acaba? Şimdi ne oldu? Bize bir mesaj veriyor. Şimdi sen bir vakıf kurabilirsin. O vakıf belki sonra çok büyüyebilir. Nelere kapı aralayacak, nelere sebep olacak şu an bilmiyoruz. Ama düşünün, şimdi 99 depreminde anlatıyoruz değil mi? Devamlı. İşte bir gün 20 yıl geçecek, 30 yıl, 50 yıl geçecek, 100 yıl geçecek. Anlatılacak bu. Ve bu anlatılırken bizim rolümüz burada nerede? Yani Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesini okuduğumda hocam şunu dedim. Burada herkes var. Yani bu hayattaki herkes bu hikayede var. Çünkü işte yani bazen kişi orada kendini Yusuf olarak görüyor. Bazen Yusuf'un kardeşi olarak görüyor. Hani kuyu yatan olarak görüyor. Bazen Yakup oluyorsun. Bazen Züleyha oluyorsun. Bazen diyor, aa filmin sonu güzel bitiyor diyorsun. İşte sultan oluyorsun. Yani mesela Yusuf Aleyhisselam'ın kuyu yatmalarının en büyük sebebi şu. Sinan Bey diyorlar ki babamız bizi sevmiyor. Yusuf'u seviyor. Ondan kurtulursa bizi sever. Yani Yusuf Aleyhisselam'ı itibardan düşürmek istiyorlar, kendileri de itibarlı olmak istiyorlar. Şimdi eğer biz bir arkadaşımızın itibarını düşürmek istiyorsak, onu kötülüyorsak, o zaman direkt Yusuf'un kardeşi oluyoruz işte. Hangi arkadaşımız, yani bunu hangimiz yapmamışızdır? Hangimiz bir arkadaşımızı kötülememişizdir, onun için olumsuz konuşmamışızdır? İşte o her olumsuz konuştuğumuz zaman
İşte o zaman Yusuf'u kuyuya atan kardeş oluyoruz biz. Yani hatta bir de şeyini de soyuyorsun. Gömleğini de çıkar. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atarken gömleğini de çıkartıyor kardeşleri. Hani kana boyayacaklar ya. Bir de kötülerken gömleğini de çıkartıyoruz diyor ki yani. Sinan Bey aslında çok severim. Bir de çok güvenmiştim ben ona, biliyor musun? O kadar çok güvenmiştim ki diyorsun. Yani bir yandan da gömleğini de çıkartıyoruz. Sadece kötülemiyoruz. Yani ama bakıyoruz işte hayatın her döneminde Sinan Bey aynı hikaye bir daha bir daha yaşanıyor. Hiç değişmiyor. Yani hocam, özür dilerim, lafını kesiyorum. Niye ısrarla ders almamak için, niye ısrarla mesajı görmemek için, niye ısrarla tekamülümüzü tamamlamak adına iyiye, doğruya, güzele sevk etmiyoruz? En ufak bir şeyde, en ufak bir negatiflikte hemen oraya çekiliyoruz. Yani yapımız gereği mi, bize böyle mi öğretildi? Yani şimdi, niye böyle oluyor bu iş? Şöyle, bizim kültürümüzde çok fazla. Yani biz çünkü doğduk. Doğduğumuz anda işte ağladık ya. Ağladığımızda işte annemiz bizimle ilgilendi. Veya işte biraz daha fazla ağlasak babamız, babaannemiz, dedemiz, hepimiz ilgilendi. İşte okulda ağladığımızda bir arkadaşımız geldi dedi, hayırdır neyin var dedi. Biz şunu öğrendik bilinçaltı olarak. Ağlayan, üzülen insanlar dikkat çekiyor. Yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi benim şeyim şöyle diyorum, yani birisi bana hallettim çünkü ne öğretmeye çalışıyor derse herhalde şu de, o adam tebessüm etmeyi öğretiyor. Çünkü enerji, aynı enerji bir daha bize dönecek hocam. Eğer biz tebessümlü haldeysek, huzurlu haldeysek o kendisi benzeri enerjilerle buluşup bize geri gelecek. Ama biz ısrarla ağlamayı kendimize seviyoruz. Ya bu millet olarak yani. Ferit Tayfur'un filmleriyle büyüdük. İşte bir müzik açacağımızdan türküler açıyoruz. Yani hep bir acı olacak. İçinde acı olmayan bir macera olmayacak bizim için. Ve mesela 2 gün önce okudum hocam. Demek ki dedim. Hatta o sırada şeydim. Demek haklıymışım diye sevinmeye çalışıyorum. Peygamber Efendimiz oğlu İbrahim öldüğünde ağlıyor. Ve gelip diyorlar ki ya Resulallah sen bize ağlama diyorsun. Bak burası önemli. Sen bize ağlama diyorsun ama sen ağlıyorsun diyor. Demek ki Efendimiz insanlara ağlamayın, neşterim mutlu olun diyor. Efendimiz de diyor ki ben size ağlamayın demiyorum. Böyle bir durumda ağlamak çok zordur. Bir ister ederek ağlamayın, bağırarak ağlamayın, kendini parçalayarak ağlamayın diyorum. Yani ama demek ki Efendimiz ağlamayın diyor demek ki. Yani çünkü bugün hocam, yani şu an biraz sonrayı doğuruyor. Şu anı da dün doğurdu zaten. Ya da bugünü dün doğurdu, bugün de yarını doğuruyor. Biz şimdi rahat, mutluysak yarın da rahat ve mutlu olacak. Hayat bir nehir gibi akıyorsa, burası temizse alt tarafta temiz olacak. Burası kirliyse alt tarafta kirli olacak. Şimdi biz onu, hani sizin sorduğunuz soru, onu bir zevk alıyoruz. Hani acı çekmek, problemi görmek, problem yaşamak, ben neler çektim biliyor musun, ne acılar çektim biliyor musun? Bunu bize bir ego veriyor bu bize. Ondan zevk alıyoruz biz, keyif alıyoruz. Ve o keyfi, o zevki büyütmeye çalışıyoruz bir de. Ya Sinan Bey, senin kendi acı mı diyorsun? Gel ben sana bir acı anlatayım da diyoruz. Acıyı gör diyoruz. Ve o da hani bir gerçek acı lazım ya. İlk önce olmayanı gerçekleştirmeye çalışırız. Sonra Allah al diyorsan, gerçekten ağlamak istiyorsan al gerçek acı. Ve çünkü hangi tarafa bakarsak orası büyüyerek gidecek hocam. Yani çünkü biz nereye bakıyorsak enerjimiz oradadır ve orası büyür. Yani olumsuz şeylere bakıyorsak olumsuzluk büyüyecek. Güzel şeylere bakarsak güzellik büyüyecek. Ve biz millet olarak o olumsuza bakmayı çok seviyoruz. Yani şöyle birazcık ego yapayım müsaaden olursa. İlk gün estağfurullah. Deprem haberlerine bakıyorum. Ya dedim ki ya burada insanlar yani sadece siyasetçiler, o biri diyor ki ben haklıyım, diğeri diyor ki ben haklıyım. Hiç can peşinde olan yok dedim. İş başa düştü atadım kendi kendime. Aslında orada şunu söyleyeyim yani iş milletin başına düştü. Yani bu A, B fark etmiyor. Bir taraftan olup da oraya varıyorsan orada canla uğraşmıyorsun. Oradaki canla kimse uğraşmıyor o zaman. Ve
bu kör dövüş halen devam ediyor. Hiçbir şey değişmiyor. Yani şimdi evet. Ama şey dedim, cumhuriyet demek halkın kendi kendini yönetmesidir. Ha, cumhuriyet demek halkın kendi kendisinin yarasını sarmasıdır. Yani şu anda onu çok net gördük. Yani. Evet, bu halk kendi yarasını kendisi saracak, birbirleriyle saracaklar. Yani o tarafkirlik bizi gerçekten çok kötü ayırıyor, çok kötü bölüyor. Çok artık belki de en fazla ihtiyacımız olan şey bu bizim. Yani bu tarafkirlikten çok hızlı bir şekilde kurtulmamız lazım. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani biz şeyi çok seviyoruz hocam. Yani ya solcu oluyoruz, ya sağcı oluyoruz, Fenerbahçe oluyoruz, Galatasaray oluyoruz. Hiçbir şey olamazsa Müslümcü oluyoruz, Tarkancı oluyoruz. İlla ki bir tarafımız olacak yani. Yani saf bir insan olamıyoruz bir türlü. Yani önce insanız, sonra Müslümanız diyemiyoruz bir türlü. Yani o saf insan olamıyoruz. İlla ki bizim bir tarafımız olacak. Hocam, iliklerimize kadar işlendi çünkü ayrışman gerekiyor. Birlikten kuvvet doğar çünkü. Bunu bilindiği için bir araya gelmesin, birlik olmasın, ayrışın ki yönetilebilin yani diye işte böyle gider tabii. Belki de burada bize mesaj bu. Hani almamız gereken mesaj belki de bu. Yani bu ne zamana kadar? Şimdi benim babam bir tarafta, halam bir tarafta hep kavga ediyorlardı. İkisi de vefat ettiler. Yani bu babadan olan miras kalacak, devam edecek. Biz de kuzenlerle mi kavga edip devam edeceğiz? Biz de ablamızla, abimizle mi? Ya sen benim partimi geç, sen benim takımı tut. Yani ama bu felaket tabii çok özel bir şeydi Sinan Bey. Yani çünkü gerçekten orada bir can var. Yani her şeyden önce can gidiyor. Yani bir doktor arkadaşa ben öyle dedim. Ya sizin hastane birisi gelmezse merak ediyor musun onun hangi tarafı? Hiç aklınıza bile gelmez dedim. Yani çünkü bir can var. Yani orada orada sen bir canı hayata döndürmek istediğin için aklına bile gelmemesi lazım. Hangi taraf olduğunu. Ama bu şey bize bunu çok nette gösteriyor bir yandan. Yani belki farkındayız, belki farkında değiliz. Farkında olmayanlara bir daha gelecek. Yani şöyle bir şey söyleyeyim Sinan Bey. Burası çok doğru olmayabilir ama bu 2023 yılı gerçekten çok değişimin, dönüşümün olduğu çok güzel bir yıl. Doğum yılı bu yıl. Ve diyorum ki ısrarla burada diyeyim. Devir döndü. Devir döndü dostum diyorum. Yani sen bugüne kadar haksızlık yapıyorsan rahat ol. Bundan sonra hep hak senden taraf olacak. Yani bugüne kadar kötü durumda mıydın? Artık rahatsın. Bugüne kadar keyif durumundaydın. Döndü şimdi diyorum. Yani bundan sonra bu 2020 tabii müthiş bir Türkiye, müthiş bir dünya bizi beklediği için müthiş bir de sancıyla doğuyor işte. Hocam toplumsal bilinç zaten yaratıcı güç zaten burada bu şekilde devreye girmiyor. Burada tabii ölenlerin işte bir sürü depremzedenin bir sürü acısı olan insanın olduğu durumda siz Maraşlısınız. Evet. O gün memleketinizde de olabilirdiniz. İşte biz orada tatilde de olabilirdik. Her an yani burada isimler, kişiler, şahıslar mevzusu değil. Bilinç sıçraması için ilahi planda bu tür şeyler oluyor. Burada isimlerden, durumlardan bağımsız. Dediğim gibi biz buradan oradaki ölenlere çok üzülüyoruz. Lakin bilmiyoruz ki gerçekten de bir gün gecesiydi belki. Hani inanılmaz bir huzura erdiler. Hani biz buradan baktığımız pencereden değerlendiriyoruz. İşin arka planına çok fazla yoğunlaşamıyoruz. Işte bunun nasıl bir şey oldu hocam? Resim tamamlanınca fark edeceğiz. Yani bir resim yapılırken ilk önce çok karmaşık gözükebilir ya. Resim yapılırken çok çirkin gözükebilir. Ama resim tamamlandığında göreceğiz neyin ne olduğunu. Belki 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra hani şöyle bir şey var hocam. Mevlam görelim ne iler. Ne ilerse güzel iler. Belki de bunun güzelliğini 10 yıl sonra fark edeceğiz. 5 yıl sonra fark edeceğiz. Çünkü yani hani çok da şöyle böyle bir acı tablo varken hani bunu söylemek istemiyorum ama Allah ne yapmışsa güzel yapmış. Ne etmişse güzel etmiş. Yani biz göremiyoruz sadece arka tarafını. Orada ne var olduğunu göremiyoruz. Ve şimdi yalvarır gibi şunu dememiz lazım. Mesajı al. Ya,
Dost abi mesajı alın. Mesajı almazsak bak daha kötü gelecek. Emin ol Sinan Bey, yangınlarda da aynen bunu söylemiştim. Mesajı almazsak bak içimiz yanıyor, dışımıza yansıyor. Mesajı almazsak daha büyük gelecek. Şu anda da aynı şeyi söylüyorum. Yani sen de tarihe not düşmüş ol abi. Şu an mesajı almazsak vallahi daha büyük gelecek. Ve o zaman da yine aynı şeyler diyeceğiz belki. Ya alın artık bu mesajı. Bu mesajı neyse alın. Çünkü eğer mesajı bireysel Sinan Bey aldı mı bir daha ona düşmez. Çünkü Allah keyif olsun diye acı vermiyor. Çünkü mesajın alınmasıyla acının bitmesi aynı an Sinan Bey. Yani mesaj alındığı anda acı bitmiyor. Mesajı almazsak bir daha geliyor. Ve Hocam hep üstadlar acıdan bahseder ya, hep işte bir acıyla yoğrulmuştur. Hep ama işte şimdi benim de çevirilerini yaptım. Çoğu üstad da hep bir acıdan geçmiştir. Bunun güzellikle olan kısmına evrilmesi için aslında mesajı gör, anlamaya çalış, bulmaya çalış. Evet, bu büyük bir felaket olarak gözükebilir ama arka planda bak, çok birleştirici de bir güç var. İşte insanların böyle birbiriyle alakasız insanların işte fotoğraflarını da görüyoruz. Çok uç bir örnek. Komünist Parti'nin kurduğu işte tezgahtan işte Ülkü Ocakları, Alper Ocakları'ndan biri çorba alıyordu. Mesela bu, siz bu iki insanı günlük hayatta yan yana getirmenizin imkanı yok. evet. Oluyor mu? İşte oluyor. İşte Olabiliyor. niye yana Olabiliyormuş. gelmiyorduk ki zaten? Yani bir insanı diyorum mesela şimdi insanların şahsi husumeti olabilir. Ama siyasi fikirden dolayı ya da herhangi bir fikirden dolayı insanlar niye ayrılır? Çünkü orada bir fikir var yani. Ama diyelim ki ben sana bir haksızlık yaptım, bireysel olarak haksızlık yaptık, işte çaldı, çırptı. O zaman insanlar karşı karşıya durabilir. Bir fikirden dolayı ya birisi Budizm'den bahsediyor, birisi işte Hristiyanlıktan bahsediyor. Ve bunlar bir arada neden oturup karşı karşıya bahsediyor olmasınlar? Neden oturup karşı karşıya konuşuyor olmasınlar? Ve birisi bana İncil anlatıyor diye neden düşman olayım ben ona? Yani ama bizim doğduğumuz anda düşmanımız var Sinan Bey. Doğduğumuz anda. Ya doğduk ya. Yani ne bileyim işte Yılmaz Erdoğan bir şeyini de öyle anlatıyor. Diyor ki bir köydesin aradan bir dere geçiyor diyor. Herhalde o dere de diyor düşmanı gitmek için. Yan köye diyor düşmansın. Yani bir ilçe yan ilçeye düşman. İşte bir köy yan köye düşman. Yani sebebini bilmiyoruz. Doğduğumuz andan öyle bir topluluğuz yani yan ile düşman olan, yan ilçeye, yan köye düşman olan işte diğer ya şöyle düşün Sinan Bey, şimdi bizim dinimiz, kültürümüz yani İslamiyet'te yani çok güzellik değil ya yumuşak böyle işte nasıl diyeyim ya Peygamber Efendimiz bir herkesi kucaklıyor böyle işte rahmet peygamberi diyoruz ya. Şimdi bakıyoruz ne olursan ol gel ister Mecusi, ister Yahudi, ister putperest diyoruz bunu okurken. Facebook'a yazabiliyoruz bunu. Sonra bizim partiden değil düşman oluyoruz. Yani şimdi hani kardeşim ne olursa olsa gelecekti. Hani senin kalbin, gönlün herkes açıktı. Şimdi biz haberleri siyasetçileri açtığımız zaman hocam bir insan ömrü boyunca başkasını kötüler mi ya? Biz şimdi ömrü boyunca birbirleri kötüler bir milletiz. Hani ben bunu siyasetçiler için demiyorum. Millet olarak, halk olarak hepimiz öyle bir kültürümüz var. Yani doğduğumuz anda bir düşmanımız var. Doğduğumuz anda bir rakibimiz var. Yani hani dedim hiçbir şey yoksa Müslümcüyüz, Perdicileri sevmiyoruz. Hiçbir şey yoksa işte Fenerbahçeliyiz, Galatasaray'ı sevmiyoruz. Yani illaki bir tarafımız var ve bir düşman tarafımız var. Ve ne kadar büyük düşmanımız varsa kendimizi o kadar büyük yapıyoruz. Bu, evet. Hocam, unutma lütfen, özür dilerim. Bu aidiyet hissiyatı insanların kendisini sevmemesiyle, sevginin ne olduğuyla bununla bağdaştırılabilir mi? Çünkü bir aidiyet hissiyatı var ortada. Sürekli bir yere kendini ait hissetme durumu var. Kişi kendini farkında ve Yani bilincinde şimdi olmadığı biz zaman bir mı yere ortaya çıkıyor ait acaba? olalım tabii ki ait ama benim bir yere ait olmam diğer tarafı düşman yapmamı gerektirmez. Yani o aidiyetimiz elbette olsun. Yani ben Türk milletindim. Ben Türk milletindenim diye neden ben Amerikan milletine düşman oluyorum? Yani haberim yok niye düşmanım?
Yani neden Belçika'ya düşmanım, neden Almanya'ya düşmanım, neden Suriye'ye düşmanım? Yani hani sadece aidiyetim başkasına değil. Çünkü biz ne diyoruz? Komşularımız var değil mi? Yani işte mahallemizde seviyoruz komşularımızı. Yani ama bizde bu yani şimdi Süleyman Demirel'in bir sözü var biliyor musunuz? Diyor ki işte it diyor bizim diyor evi diyor bizim it eve doğru havlıyordu diyor. Sonra diyor ev aldık diyor. Önüne biraz yal verdik diyor. Şimdi karşı eve havlıyor diyor. Yani şimdi biz benden yani benden olmayınca havlayacak benden olunca olmaz ki böyle bir şey. Böyle bir şey insan değil yani. Ama biz hep işte bu bize bu tarafkir olma, ısrarla başka tarafı kötülüyor olma tarafı işte Allah bir dersleri veriyor. Yani virüs gibi. Virüs nasıl dünyayı bir araya getirmişti? Bize bir dersleri veriyor. Ya diyor bu hayat öyle bir şey değil. Can öyle bir şey değil. Yani bak şimdi mesela vardık ya Maraş'a ya da Urfa'ya. Ya işte o göçüğün altında Hatay'da işte Arap var, Türk var, Kürt var, solcu var, sağcı var, işte Hristiyanı var, Müslüman var. Yani öyle bir ayrım yok ki. Ve orada birisi o göçük altındakini çıkartmaya çalışan, oradaki bir kurtarmaya çalışan kişi bilmiyor ki o göçüğün altında kim olduğunu. Yani belki de en çok buna ihtiyacımız var. Belki de buradaki mesaj bu olarak karşımıza çıkacak. Ama evet, yani ama fark edemezsek üstadım yani daha büyüğüyle karşımıza çıkacak her seferinde. Yani çünkü hayatın kendisini okuyabilmemiz çok önemli. Yani ben şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi hayat okumaları üzerine çalışıyorum. Şey işte, rüya nasıl yorumlanır? Sonra hayatı nasıl yorumlarız? Şimdi benim ismim Halil Atabıçakçı ya. Bana herhalde şu ana kadar 1000 defa Halit denmiştir. Halit Hocam diyorlar. İşte Halit Hocam. İşte YouTube'da yorum var işte. Videonun altına Halit Hocam diye soruya öyle başlıyor. Yani ismi yanlış söylerek başlıyor ama mesela siz bunu, bir kişi bunu yanılabilir. İki kişi de yanılabilir. Ya arkadaş binlerce kişi niye yanılıyor? Demek ki orada bana bir mesaj var. Bana birisi Halit diyerek bir şey hatırlatıyor. O ismin anlamı ne? O ismi duyunca ben ne hissediyorum? Demek ki orada bana bir mesaj var. Onu benim almam lazım. Ben almadığım müddetçe Halit demeye devam edecek insanlar. Yani orada karşı tarafa ya sen yanılıyorsun, burada böyle hata yapıyorsundan ziyade benim şunu diyebiliyor musunuz? Ya ben niye filmimle karşılaştım? Bugüne kadar hep siyah kalem kullanıyordum. Dün beyaz kalem geldi, beyaz kalem hediye etti birisi. Bu mesajı alabilmem lazım. Yani bu boşa gelmez. Şimdi biz de bu hadiseleri yorumlamadığımız zaman hocam, yani doğru yorumlayamadığımız zaman o da bir daha gelmeye devam ettik. Hep gelecek, hep gelecek. Yani şöyle söyleyeyim hocam, şimdi bütün hayatımızı biz, hepimiz kuantum boyutunda yaşıyoruz aslında. Yani herkes hayal ettiği hayatı yaşıyor. Ben çocukken yazar olmayı hayal ediyordum. Hayalim de var, yazar olmak. Ama üniversite bitti. Hayal kırıklığına uğruyorum. Ya diyorum ki üniversite de bitti. Ne yazacağım ki? Yani zannediyorum ki üniversite biter bitmez yazmış olmam lazım. Yoksa bir daha yazar olamam zannediyorum. Ama hayat, şimdi ben yazar olmak istiyorum ya, sebepler, yani hayattaki olaylar öyle bir gelişti ki beni yazar olmak zorunda bıraktı. Mecbur bıraktı yani. Hatta ben bir şeyler yazmıştım. Not olarak duruyordu masamda. Birisi aldı bir sayfa okudu. Dedi ki bunu hangi kitaptan aldınız dedi. Hangi kitaptan aldınız deyince benim yatağım düştü. Aa dedim kitap olabilir demek ki. Şimdi bizim neyse hayalimiz, neyse hayattaki planımız, olaylar da o şekilde bizim kendi planımızı gerçekleştirme için karşımıza çıkıyor. Ve çünkü herkesin hayatı çok güzel ve herkesin hayatı, yani Sinan Bey'in hayatı, Sinan Bey'in hayatında Sinan Bey başrol oyuncusu. Kendisi başrol oyuncusu. Ve yukarıda da Allah. Sinan Bey ile beraber bir hayat. Ama Sinan Bey'in hayatındaki en değerli kişi Sinan Bey, başrol de Sinan Bey, yönetmen de Sinan Bey, her şey Sinan Bey. Ve Sinan Bey çok özel. O çünkü Sinan Bey olmasa Sinan Bey'in oluşturduğu alem olmayacak. Alemin tamamı olmayacak yani o alemi. Şimdi dolayısıyla o kişi çok özel ya. O Sinan Bey'in de kendi hayali, ufku neyse
Ona göre olaylar karşısına çıkıyor. Ve şimdi şöyle diyelim, mesela çok sevdiğiniz bir çocuğunuz var Sinan Bey. Çocuk da yeni doğmuş. Çocuğunuzu çok seviyorsunuz ya. Sonra muz alıyorsunuz, çok hoşunuza gidiyor. Sonra onu gece uyutuyorsunuz, çok hoşunuza gidiyor. Spora gidiyorsunuz, çok... Onunla lekar yaptığınız her şey çok hoşunuza gidiyor. Şimdi, o acıkmış, onun karnına doyurmak çok hoşunuza gidiyor. Çünkü çok seviyorsunuz onu. Şimdi bu hayatta Sinan Bey'in kendi hayatıyla alakalı mükemmel planları var ya, mükemmel planları için karşısına çıkan her şey acı da olsa aslında Sinan Bey'in çok hoşuna gidiyor. Yani o acı veriyor da olsa, çünkü biliyor ki o Sinan Bey için o hayali neyse o hayata ulaştırıyor onu. Yani oraya doğru sebepler evriliyor. Dolayısıyla karşısına Sinan Bey o büyük hayaline doğru gidiyorsa, karşısına deprem çıkmış, yangın çıkmış, işte başına taş atılmış. Onların hiçbirisini önemsemiyor. Hatta onlar keyif bile veriyor. Yani çünkü ben kendi hayalime yürüyorum, kendi ufkuma yürüyorum. Çünkü ne kadar insan varsa o kadar alem var. Ve bu alemin başrol oyuncusu da sensin hocam. Yılmaz Erdoğan'ın çok güzel bir yorum var hocam. Çok hoşuma gitti. Diyor ki, bir yönetmen diyor, ya da senarist diyor. Film senaryosunu yazarken diyor, başrol oyuncusunu düşünerek yazar diyor. Ve başrol oyuncusu diyor, senaryoyu değiştirir diyor. Çünkü onu düşünüyorsun. Yani şimdi mesela diyor ki, başrola Cem Yılmaz'ı koymuşsa, mesela diyor, Yılmaz Erdoğan senaryo yazıyor ve başrola Cem Yılmaz'ı koymuşsa, o başrol oyuncusuna göre senaryoyu değiştiriyor. Bizim hayatımız da diyor, bana öyle geliyor. Allah da diyor, başrol oyuncusuna göre, yani Sinan Bey'e göre senaryoyu değiştiriyor. Hani kader yazılma durumu var ya. Bu diyor bizim diyor, ben öyle düşünüyorum diyor. Yani Allah'la beraber, yani yönetmenle başrol oyuncusu nasıl filmi beraber oluşturuyorsa, senaristle başrol oyuncusu, bu da diyor Allah'la diyor bizim beraber yaptığımız bir film. Hocam kusura bakma, bir şey diyordun, böldüm. Çok güzel bir örnek hocam. Vallahi nedir, unuttum ben zaten. Çok güzel bir örnek verdin. Son olarak hocam, o zaman yavaş yavaş da toparlamak adına şunu da sorayım. Sonrasında da dostlarımıza da veda edelim ufak ufak. Evet, bir kere bu az önce anlattığından bu şahitlik mevzusunu çok güzel özetledin. Bu şahit olma çok güzel bana geçti. Bu durumların işte görmemiz gerekiyor, mesajı almamız gerekiyor. İşte Halit'in, yani mesela o kadar basit bir şeyin bile Halit'in bana bir şey anlatması lazım. Demek ki bu bir değil, iki değil. Burada bir şey var. Bu Halit bana bir şey anlatmalı. Hani buradaki mesajı bile, hani bu kadar basit gibi gözüken, bu kadar ince bir şeyi bile oradaki dersi görmek gerekiyor. Bu çok güzel bir örnekti bence. Son olarak o zaman şunu da sorarak toparlayalım hocam. Dostlarımız böyle durumlarda, bu gibi durumlarda, bu bireysel bir şey de olabilir, ulusal bir şey de olabilir, toplumsal bir şey de olabilir. Bu gibi durumlarda enerjilerini yüksekte tutmak için, frekanslarını yüksekte tutmak için nelere dikkat etmeli? O anda nasıl bir kıvılcım yanmalı? Yani çok büyük veya çok orta veya herkesin tabii derdi kendine büyük. Öyle bir durumda ya bak buradaki dersi gör dostum demesi için insanın kendisine nasıl bir şimdi böyle bir kıvılcım çaktırabilirsin? Mesela bir insan kitap okuyabiliyorsa okur değil mi? Kendisi okuyabiliyorsa zaten okur. Okuyamıyorsa şimdi ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Burada herkesin huzurunda da size teşekkür ediyorum. Şimdi ben geceler okuyorum ama gece boyu okuyamıyorum. İşte yarım saat 45 dakika okudum ya, sıkılıyorum. Ya da kafam almaz oluyor. Ya telefonumu elime alıp bir oyun açıyorum. Oyun açarken Sinan Derin diye bir adam var. Bilmiyorum tanıyor musunuz? Şimdi bu adam işte Düşüncenin Gücü diye bir kanalı var. Şimdi açıyorum Sinan Derin'i. Oradan bana bir şey okuyor. Yani arkadaşlar hepinize tavsiye ederim. Sinan Bey'in çok güzel bir kanalı var. Ve bizim parayla aldığımız eğitimleri Sinan Bey orada sesli okuyor. Şimdi ya mesajı alamıyorsam, okuyamıyorsam ne yapmam lazım? Okuyan birisini dinleyebilmem lazım. Ya da okuyan birisini onun yanında olmam lazım. Ondan fark ediyor olabilmem lazım. Şimdi ben işte uçakla yolculuk yapacağım.
İşte Sinan Bey'in kanalından indirmişim videoyu. Orada okuyamayacağım yolda. Ama kulaklık kulağımda dinleyebiliyorum. Mesajı alabiliyorum. Yani o kitapta bana ne mesaj veriyor alabiliyorum. Şimdi eğer mesajı alamıyorsan mesajı kimler alabiliyor? Yanında durmamız da mesajı aldırır bize. Şöyle diyeyim hocam. Şu anda yani her arkadaşım için su bulanık. Şimdi bir nehirin kenarındasınız. Yani beraber nehirin kenarındayız. Düşünün Sinan Bey. Su bulanık. Ve biz de susadık. Nehirde temiz bir suymuş, içilebilen bir suymuş ama o sırada bulanık. Şimdi ben size diyorum ki Sinan Bey bir bardak su verdim. Siz diyorsunuz ki su bulanık. Sonra yarım saat sonra diyorum ki bir bardak su istedim ya. Ya diyorsunuz ki su bulanık. Ne yapacağız diyorum. Siz diyorsunuz bekleyeceğiz. Neyi bekleyeceğiz? Hocam diyorsunuz suyun içine girersek daha fazla bulandırırız. Bize şu an beklemek düşer. Bekleyip izleyeceğiz, şahit olacağız ki her şey net görülsün. İşin içine girdiğimiz zaman ortalık daha fazla bulanır. Şu anda bize mesajı aldık ya da almadık. Durup şahit olup bakmak lazım. Ve kendi adıma söylüyorum. Hazır ol da beklemek lazım. Aniden görev düşebilir. Aniden birisi bizden bir şey isteyebilir. Yani hocam benim deprem çantam hazır. Arabam da hazır. İlk günden bu. Çünkü her an birisi bir yere gel diyebilir. Yani ben arabanın anahtarı çıkıp fırlayabilmem lazım. Ya da yarın kapı çalıp biz depremden geldik yerimiz yok diyebilirler. Evimde yer açılıyor. Yani hazır olmamız lazım. Hazır şahit konumda bekliyor olabilmemiz önemli. Şimdi ama bir şey yapmaya çalışırsak şu anda suyu daha fazla bulandırırız. Yani düşünün deprem oldu. Sonra oraya varıp birileri bir şey yapmaya çalıştı. Emin ol can kurtarma derdinde olmayan herkes suyu daha fazla bulandırırlar. Yani fayda sağlanmadığı gibi üstüne yükler binmeye başladı. Şimdi onun için bize düşen şey şu anda güzel bir sabır düştü bize. Böyle bir şahitliğimizi güzel yapıp suyun durulmasını beklemek. Suyun durulmasını beklerken de bu sırada bekliyorum ama vakit de boşa geçmesin diyerek işte Düşüncenin Gücü kanalını açıp böyle sizin o gerçekten minnettar olayım. Çünkü şey kitap okurken bazen bir defa okumak yetebiliyor. Önemli yerine altını çiziyorsun falan. Ama ben size şunu yakaladım. Sinan Bey'in bir videosunu 3 defa dinlediğin zaman tam artık onu kitabını okumana gerek yok. Birincisi de tam oturtamayabiliyorsun. Bir de yani gerçekten teşekkür ederim. Böyle siz, yani o vurguları çok güzel yapıyor olmanız sanki o sırada kitap okumuyorsun da sanki derse siz veriyorsunuz. İşte hayatın kendisi böyle kolaylıklar sunmuş bize. Yani cep telefonu diye bir şey var değil mi? Şu anda işte telefonla ben Instagram'a bağlanıyorum. Ya böyle bir kolaylık varken niye ben İstanbul'a gitmeye çalışayım? İlla ki televizyona çıkmaya çalışayım. Yani birisi kitabı okumuşsa bir de şimdi mesela yani şöyle düşünsün arkadaşlar siz de böyle düşünün lütfen. Bir insan YouTube kanalı açıyorsa ve orada kitap okuyacaksa hangi kitapları okur? Mesela biz 10 tane kitap okuyup daha bir tanesi çok güzeldi diyebiliriz. Ama adam oraya en güzel olmayan kitapları koymaz ki. Öyle değil mi? Yani zaten çok can alıcıdır, onları okuyordur. Ve onun için açıkçası mesela sizden bildirim geldiğinde sırada ya bu doğru mudur, güzel midir demiyorum. Mesela en son depremle alakalı, onu dinledim bilmiyorum. Efendim? Evet, Mucin'in doğası onu hocam. Dinledim sizden. Yani burada ne anlatıyor? Çünkü biliyorum ki Sinan Bey çok orijinal değilse niye koysun ki kanalına? O kitap çok güzel değilse niye okusun? Binlerce kitap var değil mi? Şimdi biz de hocam işte nasıl siz orada o kolaylığı veriyorsunuz? Biz de durup bu işin kolaylık tarafına bakabilmemiz önemli. Yani burada bize kolaylık nereden gelecek? Ben şimdi niye şahit olmalıyım? Ve hani bir atasözü söyleyeyim hocam. Bu atasözü bana ait ismi Mat olduğu için diyorum. Karanlık olduğu için küfretmemize gerek yok. Karanlık olduğu zaman yıldız olduğun belli olacak. Yoksa yıldız olduğunu nasıl fark edecektin? Yani şimdi mesela o Kurtuluş Savaşı dönemi gibi bir dönem yaşamasa Osmanlı. Nasıl Atatürk ortaya çıkacak? Yani işte o zorluklar hocam bir kısım güzellikleri, bir kısım kahramanlıkları ortaya çıkartmış oluyor. Ve gerçekten 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonra hocam birilerimiz Yusuf diye anılacak, birimiz Yusuf'un kardeşi diye anılacak, birimiz Züleyha diye anılacak, birimiz Yakup olacak. Birimize diyecek ki bu da kendisi kuyuydu diyecekler. Herkes içine çekiyor diyecekler.
sen ya da ben hangi rolü alıyoruz şimdi? Hikayede ne olarak anılmak istiyoruz? Espri orası. Deyip teşekkür edeyim hocam. Çok. Hocam ben çok, çok teşekkür ederim. Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. Umarım dostlarımıza da bir kıvılcım yakmışızdır diye ümit ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok çok teşekkür Beni ediyorum ben. Beni davet ettiğin için gerçekten çok onur duydum. Çok teşekkür ederim. İnşallah yakın zamanda tekrar görüşürüz. İnşallah hocam. İyi görüşürüz. Için. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.